Yeni bir muhabbet kuşu sahiplenerek eve getirdik ve kafesine yerleştirdik. Bir haftadır biz ona, o bize baktı. İkinci hafta kafes içinde yiyecekler ikram ederek sakin dokunuşlarla kendimizi alıştırmaya çalıştık. Ve artık kafes dışında eğitim zamanı geldi. Kuşumuzu kafesten çıkardık ve bizden korkarak perdeye kaçtı. Evet, genellikle yeni kuş sahiplendiğimizde karşılaşabileceğimiz bir durum. Kafes içinde kaçacak yer olmadığı için elinize alışmış gibi görünen kuşunuz ilk fırsatta sizden korkarak kaçtı. Bu durumun çözümü ise ani temaslardan kaçınmak ve kuşun dışarıda da kendini güvende hissedeceği aparatlar yapmak. Şimdi gelelim ne yapacağımıza. Kafes dışında kuşları kaçırmadan eğitim uygulamanın en güzel yolu onlar için T şeklinde bir eğitim tüneyi inşa etmek. Kafes içinde kullandıkları tüneklere benzediği için kuşlar T tünekte kendilerini güvende hissederler. Kuşumuz tünek üzerinde dururken kafes içinde uyguladığımız elde yiyecek gezdirmek, sakin davranışlarla tüylerini okşamak gibi yöntemlerle onu kendimize alıştırabiliriz. Tabi bunları uygulamadan önce bir eğitim tüneyi yapmamız gerekir. Bunun için sizlere 4 farklı malzemeden tünek yapımını göstereceğim. Birinci modelde kafeslerde kullandığımız ahşap tünekleri kullanabiliriz. 2 adet ahşap tünek alarak bunları T şeklinde sıcak silikon ile birbirine yapıştırın. Eğer daha sağlam olmasını isterseniz tüneğin bir tanesine matkap ile delik açın. Delik açtığınız noktadan vida geçirerek iki tüneyi T şeklinde birbirine sabitleyin. İkinci modelde ağaç dalları kullanacağız. Çevrede bulunan elmas, zeytin, dut gibi ağaçlardan bir tane 30 cm, bir tane de 20 cm dal parçası bulun. Dalların kalınlığı kuşların ayaklarına göre olmalı. Bulduğunuz kısa olan ağaç dalını uzun olana T şeklinde yapıştırabilirsiniz. Sağlam olması açısından birinci modelde yaptığımız gibi vidalama yönteminde kullanabilirsiniz. Üçüncü modelde kargı kamışları kullanacağız. Dere kenarlarında ve sulak arazilerde oldukça yaygın olan kargı kamışlarından bir tane 30 cm, bir tane de 20 cm keserek kurutun. Kuruyan kargı kamışlarından uzun olanın uç kısmını sıcak silikon ile doldurun. Orta kısım dolduktan sonra T şeklinde birbirine yapıştırabilirsiniz. Kargı kamışlarının içi boş olduğu için vidalama yöntemini kullanamıyoruz. Son yöntem ise A4 kağıtları ya da karton kullanmak. 6 adet A4 kağıdını 3'er tane olacak şekilde ikiye bölün. Böldüğünüz kağıtları kuşların ayağına göre rulo haline getirin. Kenar kısımlarını içeriden yapıştırarak rulonun açılmasını önleyin. Ve hazırladığınız ruloları T şeklinde sıcak silikon ile birbirine yapıştırabilirsiniz. Artık eğitim tüneyiniz hazır. İster sabit olarak, isterseniz de elinizde taşınabilir olarak kullanabilirsiniz. Peki nasıl sabitleyeceğiz? Bunun için kup bardak ve biraz da çakıl taşına ihtiyacınız olacak. Yaptığınız tüneyi kup bardağın içine koyarak etrafını çakıl taşları ile doldurun. Çakıl taşları ve bardak tüneyin sabit kalmasını sağlayacak. Eğer kalıcı olarak sabitlemek isterseniz küçük bir kontraplak üzerine vida ya da yapıştırıcı ile sabitleyebilirsiniz. Bir T tünek yaptığınıza göre şimdi gelelim eğitime. Kuşunuzu kafesten çıkararak T tüneğe çıkmasını sağlayın. T tünekte dururken ona yiyecekler ikram ederek sakin dokunuşlarla temas ederek zaman alışmasını sağlayabilirsiniz. İlk başlarda tünekten kaçma girişimlerinde bulunabilir. Her kaçtığında yine kaçtığı yerden T tünekli alarak tüneye alışmasını sağlayın. Bir süre sonra kuşunuz tüneyi güvenli yer olarak görmeye başlayacaktır. Kafesten çıktığı zaman yüksek noktalara kaçmak yerine oraya gidecektir. Kuşunuz alıştığı zaman da tüneyi bir masa üstüne sabitleyerek kullanabilirsiniz. Yapacağınız bu tünek sadece kuşları eğitmekte değil, onları yüksek noktalardan alabilmek için de faydalı olacaktır. Lambaya, perdeye, klimaya kaçan kuşlarınızı tüneyi önüne doğru uzatarak kolaylıkla indirebilirsiniz. Umarım bu video kuşlarınızı eğitmekle ilgili bazı sorunlarınızı çözmek konusunda sizler için faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.